E-mail kayıt ücretleri 20 bin TL oldu. Yurt dışından aldığınız bir telefonun e-mail kaydını yapıp kullanabilmek için 20 bin TL ödemeniz gerekiyor. Ne zamandan itibaren? Yarından itibaren arkadaşlar. Yani e-mail kaydını 6.091 liraya yapabilmek için bugün son gün. Resmi gazetede yayınlanan yönetmelikte izleyen gün yürürlüğe girer gibi bir ifade var. Yani bugün 6.091 lira için son gün. Kanalımda yurt dışı telefonlarla ilgili videoların altında e-mail kaydı ile ilgili birçok soru soruldu. Çünkü bugün aşırı bir yoğunluk var. Ben de bu konuda e-mail kaydını nasıl yapabilirsiniz ve şu andaki yoğunluktan dolayı e-devlette yaşanan sıkıntıdan dolayı sayfalarınız açılmazsa nasıl bir kontrol yapabilirsiniz? Onları anlatmaya çalıştım. Şimdi videonun devamında bugün yaptığımız bir e-mail kaydını anlattım ve sayfanın açılmaması durumunda bunu nasıl kontrol edeceğinizi anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Video montajı biraz aceleye geldiği için bazı anlamadığınız noktalar olabilir. Yorumlar bölümünü sorarak destek alabilirsiniz. Her türlü cevap vermeye çalışırım. Bugün son gün olduğunu lütfen unutmayın. Bundan sonraki günlerde 14 bin lira daha fazla vermeniz gerekecek e-mail kaydı için. Hadi gelin e-mail kaydı nasıl yapılır ve nelere dikkat etmemiz gerekiyor onlara bir bakalım. E-mail kaydı yapabilmek için öncelikle E-Devlet sistemine giriyoruz. İsterseniz mobilden, isterseniz bir bilgisayardan girebilirsiniz. Türkiye.gov.tr adresine girmeniz lazım bilgisayardan giriyorsanız. Arama bölümüne e-mail yazıyoruz ve burada e-mail kaydet bölümüne giriyoruz. Burada bir uyarı ile karşılaşıyoruz arkadaşlar. Burada şartları zaten size belirtmiş. Yurt dışına çıkıp da Türkiye'ye tekrar geri döndüğünüzden itibaren 365 gün sürenin geçmemiş olması gerekiyor. Yani Türkiye'ye tekrar giriş tarihinizden itibaren 365 gün süreniz var. Daha önce bir e-mail kaydı yaptıysanız bunun üzerinden en az 3 takvim yılının geçmesi gerekiyor. Ve kayıt esnasında e-mail numaraları çok önemli arkadaşlar. Yıldız kare 06 kare yaparak e-mail numaralarınıza ulaşabilirsiniz. Yanlış e-mail numaralı yapılan kayıtların düzeltilmesi mevzuat gereği mümkün değildir. Yani yanlış yaptınız, bunun para iadesini geri alabilme şansınız var. Benim e-mail numaralarımı şu şekilde değiştirir misiniz gibi mevzuat mümkün değil arkadaşlar, bilginiz olsun. Bu şartları kabul ediyoruz burada ve devam et diyoruz. Eğer çocuğunuz varsa ve çocuğunuz da yurt dışına giriş çıkış yaptıysa buradan çocuğumun bilgileriyle başvuru yapacağım kısmını tıklayabilirsiniz. Kendiniz için başvuracaksanız bu bölüme giriyorsunuz. Alt bölüme indiğinizde bakın e-mail no.1, e-mail no.2, e-mail no.3 bunlar var. E-mail no.1 zorunlu. Eğer telefonunuz çift hatlıysa ki iPhone'larda çift hat var ve genellikle biri fiziksel biri eSIM oluyor. Birinci e-mail numarasını buraya giriyorsunuz. E-mail no.1 yıldız kare 06 kare yaptığınızda e-mail no.1 neyse onu buraya giriyorsunuz. 15 haneli bir numara olması gerekiyor. Eğer telefonunuz biri fiziksel SIM, biri eSIM barındırıyorsa ilk numarayı fiziksel SIM seçiyorsunuz. Telefonunuzun ikinci e-mail numarası eSIM ise bu bölüme o e-mail numarasını giriyorsunuz. Ve bu noktada da e-mail no.2'ye elektronik SIM olarak giriyorsunuz. Telefonunuzda e-mail no.3 yoksa bunu geçebilirsiniz ki genellikle telefonlarda iki e-mail numarası bulunuyor. Burası önemli arkadaşlar. Bakın yurda giriş yapılan belge türü, yani Türkiye'ye girerken kullandığınız belge türü ne? Eğer sadece kimlikle giriş yaptıysanız burada nüfus cüzdanı veya ID kartı seçiyorsunuz. Burada Türkiye'ye giriş yaparken gümrük kapısında gümrük memuru teslim ettiğiniz belgeyi seçiyorsunuz. Nüfus cüzdanı veya ID kart diyor. Bunu seçiyoruz burada. Yeni çipli kimlik kartıyla giriş yaptıysanız bunu seçeceksiniz. Belgenin ait olduğu ülke Türkiye. Giriş yapılan belge no dediği de eğer kimlik belgenize giriş yaptıysanız kimlik belgenizin şu anda ekranda görünen şu kısmında bulunan harf ve sayılardan oluşan rakamları giriyoruz arkadaşlar. Bu bölümde de harflerin ve sayıların doğru olmasına özen gösterin mutlaka. Ki yani kimlik belgenizin numarasını buraya yazıp devam ediyorsunuz. Yurda giriş tarihi de arkadaşlar Türkiye'ye tekrar geri döndüğünüz tarih. Örneğin yurt dışına 1 Temmuz'da çıktınız ama Türkiye'ye 7 Temmuz'da döndünüz. Yani bugün döndünüz. Bugünün tarihini seçeceksiniz. Türkiye'ye giriş yaptığınız tarih. Burası da önemli. Ve bundan sonra devam ete tıklıyoruz arkadaşlar. Bu noktadan sonra karşınıza böyle bir ekran geliyor. Burada başvuru formunun detayları yazıyor. Bu noktayı tekrar iyice kontrol etmeniz lazım. Hatta şu bölümde bulunan e-mail numaralarını da tekrar tekrar mutlaka kontrol edin. Ve buradaki şu onay kutusunu işaretliyorsunuz. Ve alt bölümde bulunan alana geçiyorsunuz. Ve alt bölümde Maliye Bakanlığı İnternet Vergi Dairesi'ne yönlendirecek şimdi ödeme yap butonuna basıyorsunuz arkadaşlar. Bu noktada sizi GİB'in internet sitesine aktarıyor. Bu bölümde TC kimlik numaranızı, adınızı, soyadınızı ve burada hangi vergi dairesini yazdığınız çok önemli değil. Sadece tahsilatın o noktadan yapılmasını sağlıyor. Yani burada illa kesin olarak şu vergi dairesini seçmeniz gerekiyor gibi bir durum yok. İkametgahınızdaki ilin size en yakın olan vergi dairesini de seçebilirsiniz. Hemen alt bölümde e-mail numarası var. Bu da çok soruluyor. Burada sadece birinci e-mail numaranızı giriyorsunuz arkadaşlar. Yani fiziksel SIM ise ilk fiziksel SIM e-mail numaranızı girerek işleme devam edebilirsiniz. İkinci e-mail numarasını girmenize gerek yok. Siz zaten E-Devlet sisteminde ikinci e-mail numarasını da bildirdiğiniz için bu e-mail numarasının yanında BTK ikinci e-mail numarasını da kaydedebiliyor. Bu şekilde bilgileri doğruca dolduruyorsunuz ve öde kısmına geçiyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra bu şekilde bir ekran açılıyor ve hemen üst bölümde ödeyeceğiniz tutar görünüyor. Ve burada kart bilgilerinizi giriyorsunuz. Öde butonuna bastıktan sonra varsa 3 boyutlu güvenlik sistemini aktarır sizi ve onayladıktan sonra da
Bu şekilde bir ekranla karşılaşırsınız. Vergi tahsil edildi. Bu şekilde ödemeyi yaptığınızı görüyorsunuz. Bu bölümde alındı indir PDF kısmını tıklayarak e-mail kayıt ücretini ödediğinize dair PDF belgesini bilgisayarınıza veya telefonunuza indirebilirsiniz. Daha sonra tekrar e-devlet sayfasına geri dönüyoruz. Ödemeyi yaptıktan sonra bu bölümde ödememi kontrol et kısmına tıklıyoruz. E-mail numaralarını da iyice kontrol ettikten sonra onayla butonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu bölümde işleminiz devam ediyor. Lütfen bekleyin diyor. Şu an 6.091 lira için son gün olduğu için bayağı bir yoğunluk var. Bu sayfa bu şekilde kalabilir ve hata da verebilir. Şu an ekranda gördüğünüz gibi. Ancak böyle bir durum yaşamanız durumunda telaş etmeyin. Bu bölümde herhangi bir onay sayfasına ulaşamamış olabilirsiniz. Bunu kontrol etmenin iki yolu var. Şu şekilde tekrar başvuru sayfasına girip e-mail numaralarını tekrar yazın ve devam et kısmına bastığınızda girilen e-mail numarası daha önce başka bir başvuruyla kayıt olduğundan tekrar başvuru yapılamaz gibi bir ifade gördüğünüz zaman anlayın ki başvurunuz işleme alınmış demektir. Bundan sonra biraz bekledikten sonra e-mail sorgulama yaparsanız ve e-mail sorgulamada eğer telefonunuzun e-mail kayıtlı olduğu görülürse herhangi bir problem olmadan telefonunuzu kayıt etmiş olacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde işlemleri bitirebilirsiniz.